Herkese yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Hepiniz evime, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, hemen şöyle temizlikle bir giriş yaptık. Temizliğime şu an devam etmeden bir selam vereyim istedim. Öncelikle herkesin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun. İnşallah Rabbim bugün yapacağımız tüm ibadet, dualarımızı kabul ve makbul eylesin. Şöyle şu tarafa geçeyim bir saniye. Böyle bakalım, hemen bu şekilde şöyle bir giriş yapmak istedim. Bugün elimden geldiğince size günübirlik bir video paylaşmak istiyorum yine. Dün hiç video çekmedim. Dün çok yoğundum gerçekten ve Ömer Halis de birazcık rahatsız. Ondan önceki videomun kapanışımda söylemiştim Ömer'in ateşlendiğini ve rahatsızlandığını. Bugün bir tık daha böyle bir kötü. Hatta büyük ihtimalle ilerleyen saatlerce veya akşam üzeri bir acile gidebilirim. Çünkü zannedersem boğazları kötü gibi. Her ne kadar şu an zıpladığına bakmayın. Ağrı kesici verdiğim için şu an birazcık daha iyi. Çocuklar mutfakta güya ders yapıyorlar. Onlar orada ders yaparken ben de şuraları şöyle bir süpüreyim, sileyim istedim. Çünkü bir haftadır koltukların altını ellememiştim. Ve dün akşam Ömer Halis bu muffins kek üzerine şekerlemeler almıştım ya. O şekerlemeleri dün ben fark etmedim mutfakta. Bulaşık makinesini boşaltırken onları öyle bir kaçırmış ve bütün halının üzerine, koltuğun altına, her yere küçük küçük şekerlemeler dökülmüş. İnanılmaz bir şekilde koltuğun altından şekerlemeler çıktı ve bunlara da tabii ki giriş katta olduğum için ve direkt böyle salonumdan bahçeye giriş yapıldığı için, yani büyük bir camım olduğu için otomatikmen karıncalar geliyor ki dün gece de karıncalar gelmiş. Yine ben böyle halının üzerini böyle salonun etrafını falan elimden geldiğince süpürdüm. Ama yalan yok, saat gece 10 filandı. O saatten sonra da kalkıp canım çekmedi. Zaten işten gelmiştim. Birazcık da yorgundum yani. Öyle koltukları falan çekesim gelmedi açıkçası. O yüzden bu sabah hemen şöyle kolları sıvadım ve giriştim. Halının altında da açınca siz de fark etmişsiniz. Kıpkırmızı kocaman bir leke vardı. Dün çilek vermiştim Ömer'i yıkayıp. Onu da sağ olsun halının altına bir tane atmış. Üstüne de belli ki bilerek kasten basmış. Aslında halı yıkamak yoktu aklımda. Ama neyse, hadi bayram öncesi halı da yıkanmış olsun. Makine attım. Vallahi zor sıkıştırdım onu da makineye. Yani içine sığdı. Hani makinem 7 kiloluk. Onlar da aslında makine sığıyor. Ama ben mi güzel katlayamadım? Ne oldu anlayamadım. İçine girdiği için de şu an çok rahat. Ama içine böyle bir sıkıştırırken bayağı böyle bir zorlandım. Hatta yani yüzümden böyle ateş fışkırdı o şekilde. Her neyse, dediğim gibi şimdi koltukların altlarını, şu arkamdaki aynayı falan böyle bir güzel sildim. Şimdi şuraların bir tozunu mozunu bir alayım. O Ramazan köşesini de şimdi bir kaldıracağım herhalde zannedersem şu an. Onları dolabın içine koyacağım. Ya da neyse dursun ya. Zaten perşembe günü, son perşembe günü artık inşallah kaldırırım. Böyle yani. Bugün böyle full bir temizlik yapacağım. Birazdan çocuk odasına gireceğim. Nevresimlerini falan değiştireceğim onların. Yatak altları birazcık dağılmış. Dolapların içini geçen hafta daha yeni düzenlemiştim. Ama yine bir dağılmış. O yüzden onların dolapların içine de gireceğim. Dün sabahtan kendi dolabımı yine komple bir düzenledim. Hatta birazdan eğer Özge getirirse şey yaptım. Yani şu an giyemedim. Yine kocaman büyük bir çuval. Siyah çuval. Poşet dolusu kıyafetim var. Hepsini bir gün resimlerini çekip eBay'de satmayı düşünüyorum. Çünkü hepsi yeni ve güzel kaliteli tunikler, işte elbiseler, abiyeler falan var. Böyle bakalım. Dün kendi dolabımı, çekmecelerimi falan düzenlemiştim. Bugün de çocuk odasını düzenlerim diye düşünüyorum. Mutfağım temiz. Tabii yine en son yine banyoyu da şöyle bir elden geçiririm. Dün akşam çocukları yıkadım hepsini sırayla. Böyle bakalım. Çok konuştum. Kadir gecenizi kutlamış mıydım? Herhalde kutladım zannedersin. Kadir geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Zannedersen birazcık fazla çene çaldık. Haydi şimdi temizliğe devam edelim. Thank you.
Çok şükür burası bitti. Şimdi buranın halısı yıkandığı için daha önce böyle yaz aylarında kullandığım Home Temp'den aldığım şöyle yolluklar var. Bunlar hemen böyle şey battaniye tarzı gibi ama halılar. Halı mı deniyor artık, yolluk mu deniyor? Bunları biz tanesini onu oraya almıştık. Yazın bunları kullanıyorum sadece. Evde en minimalist şekilde, en az şekilde kullanıyorum yazın halıyı çünkü yine... Her neyse, her tarafı güzel bir şekilde yukarıların böyle örümceklerini de aldım. Ve artık buranın kapısını kapatıyorum. Bugün buraya girmek yasak. Genelde böyle burada derin temizlik yapınca akşama kadar oturma odasına çocukların girmesini yasaklıyorum. Şuraya da şöyle çoklu kablo yapmıştım. Evet, buranın kapısını kapatıyoruz ve çocuk odasına başlıyorum. Çocuk odasına bakar mısınız? Evet, artık öğlen oldu. Saate bakıyoruz. Hatta geçti bile, saat 2'ye geliyor. Çocuklar acıktılar. Kahvaltıyı erken yapmışlardı ve sadece tost yemişlerdi birer tane. O yüzden dünden şöyle full... Tamam kızım, koy oraya. Koy. Dünden full tavuk suyundan yapılmış tarhana çorban vardı, şöyle şehriyeli. Onu hemen çocuklara ısıttım. Şimdi onlar öğlen yemeğini yerken Ömer Halis'e ben yedireceğim. Onlar öğlen yemeklerini yerken ben de şöyle hemen bir deneme sınavına daha gireyim. Artık bu ara ehliyet için sırf böyle deneme sınavlarına giriyorum. Çünkü bir takipçim onu önerdi. Ay, bak, bulaşık makinesinden kir kalmışmış. Kim arıyor? Çocuklar yemeklerini yediler. Ömer'i de doyurdum. Şimdi Özge geldi ve mutfağımın haline bakar mısınız? Güya bir de ben mutfak temizliyordum. Neyse, mutfak temiz de şu an şöyle bir dağıldı. Hemen şuraları şöyle bir toparlayacağım. Burayı da bir süpürelim. Tezgahı da kaldırayım. Annem bugün Kadir gecesi olduğu için lokma dökmüş. Komşularına, kolu komşularına, arkadaşlarına lokma dağıtmış. Özge de gelirken buraya da getirdi. Şimdi sağ olsun. Gülşen de Ömer Halis'i aldı. Onları bir markete götüreyim ben, dedi Gülşen. Yarın anneler günü herhalde bana böyle bir şey almak istiyormuş. Bir de şöyle Hauntem H&M paketim var arkadaşlar. Ben aslında bu mağazadan bir daha online bir şey sipariş etmeyeceğim diye yemin ettim. Ama geçen gün Nurüfer geldiğinde onun üzerinde çok güzel böyle iki bir takım gördüm. Bayıldım. O da H&M'den almış, Hauntem'den. Özge diyorum ki, ben diyorum kendi app'imden diyorum alışveriş yapmayasaya yemin ettim. Seninkinden yap diyorum, en azından sen alışveriş yapmış olursun, ben değil. Böyle bakalım, 100 euro'luk bir siparişim var, tam 99 euro 99 cent yanlış hatırlamıyorsam. Ama bunun içinde ne olduğunu yarınki vlogda gösterteceğim. Evet, şimdi göstermeyeceğim. Burayı da yaptım. Bu iki yer minderlerini buraya, burada böyle bırakıyorum. Hem burada sofrada yemek yediğimiz zaman şöyle sofranın tarafına koymak için, hem de onlar burada ders yaparken ben de sırtımı oraya veriyorum, buraya oturuyorum. Onlar derslerini yaparken veya yemek yerken ben de o köşede ders çalışıyorum. Hatta dün akşam çıtayı yükselttim, onlar burada ders yaparken ben buraya böyle uzandım. Yastıklarımı da getirdim, üstüme de battaniyemi attım. Ay. Hatta grupta kızlar dediler ki, işte yatak dar mı geldi? İşte koskoca evde yer bulamadın mı? Dedim ne yapayım, Ömer ailesi içeride televizyon izliyor. Çocukların da televizyon izlerken ders yapamayacağı için mutfakta yapıyoruz dedim. Çocuk adamı zaten çok derssizlerdi biliyorsunuz. O yüzden dedim, ben de dün çok böyle akşamüstü acayip böyle bir çok kötü oldum böyle. Hani çok böyle bir baş ağrısı, bir halsizlik vardı. Dedim ben de dedim yattım uzanıyorum işte. Bir de böyle tam kapıdan doğru Mikael'de resmimi çıkarttırdım, çektirdim böyle, öyle hatıra anı olsun diye. Neyse, öyle bakayım, yine çenem düştü. Şimdi ne yapacağız? Hemen şöyle holü bir süpüreyim, banyomu sileyim. Çocuk odasını artık yarınki videoya saklıyorum. Evet,
zaten. Bakın banyoda da çamaşırlar, mamaşırlar. Vallahi bak şurası bile kirlenmiş. Çünkü kurutmayı açmıştım. Onun tozu. Bakayım. Halı yıkandı. Bunu buraya sokarken soktuk. Bakayım nasıl çıkaracağız şimdi. Ay. Hadi bakalım çıkartabileceğiz mi? Sakız yapıştırmış. Ay uşak ay. Tam huzur ha. Halının güzel yıkanıp yıkanmadığını merak ettim. Şöyle şuraya serdim ama inanılmaz bir şekilde çok güzel yıkanmış. Bunun bir tarafı bayağı böyle bir karardıydı. Mutfakta kullandığım kısım. Kullanmadığım kısım bayağı böyle bir beyazdı. Kullandığım kısım bayağı böyle bir beyazın dışında griydi ama bakın görüyorsunuz bembeyaz olmuş. Bu halı da bayağı böyle büyük. Ve ben bunu oturma odasına çok sevdim. Kahverengi koltuklarımla. Gerçekten çok sevdim. Neyse bunu şimdi ben şöyle bir ters çevireyim. Çünkü burası böyle çok fazla ıslak değil. Şöyle. Burasını yukarı getireyim. Allah Allah aslında hiç ıslak değil. Niye böyle? Allah Allah. Yine de serdik. Şimdi hemen bir lavaboları tuvaleti de güzel bir sileyim. Ondan sonra artık bugünkü kapanışımızı bence yapalım. Evet, çok şükür tuvaletle komple sildim, süpürdüm, sildim, güzel böyle fırçaladım, camını, aynasını, kapısını sildim. Çamaşır makinesine de çocukların tüm ceketlerini attım. Çünkü pazartesi günü okullar başlayacak, ceketleri yıkansın dedim. Böyle bakalım, buranın da kapısını kapatalım ve artık bugünkü videomuzun kapanışını yapalım. Evet canlarım benim. Artık bugünün kapanışını yapalım. Düşünün ki saat kaç oldu? Saat 3.30 olmuş ve ben sabahtır saat 3.30'a kadar full hiç daha oturup dinlenmeden temizlik yapıyorum. Ve daha işim bitti mi? Hayır bitmedi. Bugünü burada şimdi kapatıyorum ama aynı kıyafetlerle yine aynı günden yarınki videoma devam edeceğim. Ne yapacağız? Şimdi bu videoyu kapatacağım. Sizler bunu izleyin. Sizler bunu izlerken ben de yarınki videomun çekimlerine başlayacağım. Birazdan merdivenleri sileceğim. Merdivenleri sildikten sonra çocuk odasını bugün en sona bırakmaya karar verdim. Çünkü baktım çocuk odasında bayağı böyle bir uzun işim var. En istediğim tuvaletleri de mutfakları da holü de komple bir halledeyim. Kendi odam zaten temizdi. Ondan sonra çocuk odasına girerim diye düşündüm. Şimdi merdivenleri de akşam olmadan halledeyim. Ondan sonra çocuk odasına girerim dedim. Çocuk odasına artık akşam yemek vaktine kadar orada işim uzun sürecek gibi. O yüzden onları da yarınki videomda inşallah göstereceğim. Bir de H&M yani H&M'den neler aldığımı da yarınki videomda göstereceğim. Takipte kalın. Bugün inşallah buraya kadar izlediğinizi severek, keyif alarak izlemişsinizdir. Dediğim gibi benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki vlogda sizlerle burada görüşmek dileğiyle. Tekrardan Kadir geceniz mübarek olsun. Bugün Rabbim inşallah bu akşamı güzel bir ibadetle, duayla, Kur'an okuyarak okumayı geçirmeyi nasip etsin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.